Cut it up like. Merhabalar. Bugün 13 Eylül 2021 264. podcast'imle beraberiz. Ben Bora Özkent. Belki şaşıranlar var aranızda. Uzun zamandır beni dinleyenler bu girişteki müziğin benim fon müziğim olmadığını bilirler. Bu girişteki fon müziği Facebook'la Ray-Ban'ın ortak yeni akıllı gözlük projesinin tanıtım video klibinin müziği. Ne alakası var derseniz bugün o gözlükten bahsedeceğiz. Ben tabii gözün teknik yönlerinden çok bahsetmeyeceğim. O detaylarla ilgili her yerde bilgiyi bulursunuz. O gözlüğün hayatını nasıl değiştirebileceğini ve daha sanal, daha artırılmış bir gerçekliğe doğru gitmek konusunda ne ifade ettiğini, Apple'ın, Facebook'un, Snap'in, Google'un bu konudaki mücadelesini, neden bunu yapmaya çalışıyorlar, işte bütün bunları anlatmaya çalışacağım. Ve en önemlisi de belki bu tip gözlükler hayatımızı nasıl değiştirecek konusunda biraz gelecek öngörüsü bulunmaya çalışacağız. Evet, bugün biraz teknoloji konuşacağım ama biliyorsunuz ben teknolojiyi de insana üzerindeki etkisiyle bağlayarak anlatmayı seviyorum. Bizim daha çok ilgileneceğimiz konu burada insanın üzerinde bu gözlüklerin nasıl etkileri olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Facebook'un Reality Lab diye bir Ar-Ge laboratuvarı var. Bu artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik üzerine çalışan. O ekiple Ray-Ban'ın ana şirketi olan Excelsior Luxottica'nın bir ortak projesi bu. Tabii burada Ray-Ban'ın katkısı aslında sadece çerçevenin kendisi ve o çerçevenin akıllı bir gözlüğe dönüşmesi için gerekli parçacıkların yani kamera, hoparlör, bir işlemci ve elbette bir hafıza kartının takılabileceği boşlukları yapmışlar. Bayağı da güzel yapmışlar. Burada gözlük asıl Ray-Ban'lerden hiçbir farkı yok. Bu arada çok geleneksel bir Ray-Ban modeli kullanılmış burada. Benim de yıllardır hep özendiğim, hep takmak istediğim ama yüzüm yuvarlak diye bana bir türlü yakışmayan, onların o mutlaka görünce hatırlayacaksınız, ünlü Wayfarer modelini kullanmışlar. Bir de yine benim gibi insanlara uymayan yuvarlak ve meteor isimli iki plastik çerçeve üzerinde bu denenmiş. Dinlediğim kadarıyla, incelediğim kadarıyla pek de ağırlık eklenmemiş bunlara. Oldukça küçük parçalar kullanılmış. Peki ne yapabiliyor bu gözlük? Bu gözlük gözünüzün gördüğü her şeyin kamera kaydını alabiliyor. Fotoğraf veya 30 saniyelik videolar olarak. Ve bunları isterseniz anında Facebook, Instagram, WhatsApp veya Facebook Messenger gibi o gruba ait aplikasyonlar üzerine paylaşabiliyorsunuz. Veyahut bunları Android ve iOS üzerinde çalışan özel bir aplikasyona aktarıp orada editleyip sonra paylaşabiliyorsunuz. Bir de bu işte gözün sub bölümüne yerleştirilmiş hoparlörler sayesinde telefon görüşmenizi buradan yapabiliyorsunuz. Özellikleri bunlar. Bir artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik gözlüğü değil bu. Bu temelde bir kamera telefon arası bir yerlerde duruyor ve insanların gördüğü dünyayı hızlı kaydedebilmesi ve telefon görüşmelerinde işte kulaklığa veya cihazın kendisine ihtiyaç olmadan yapabilmeleri için düşünülmüş böyle hoş tasarımlı bir öncü ürün bana sorarsanız. Ürünün fiyatı oldukça iyi, $299 satılıyor. Ne yazık ki Türkiye'de bu ürünü alamayacaksınız şu anda. Ne yazık ki mi diyeyim bilemedim gerçi. Yani biraz paramız cebimize kalmış olur çünkü ben de görsem bunu alacaklardan olurdum herhalde. Tipik tabii İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da, İtalya'da, Avustralya'da, Kanada'da, İrlanda'da bir de piyasaya sürülüyor ürün. Gelişmiş ülkelerde sürüyorlar. Sonra yavaş yavaş yayacaklar herhalde. Tabii bizim meraklılar gidip oradan ürünü satın alabilirler. Peki bu ürün neden önemli bir ürün? Yani bir artılmış ve gerçeklik veya sanal gerçeklik gözlüğü derken neden büyük bir değişimin öncüsü gibi gözüküyor? Şimdi biraz ondan bahsedelim. Tabii yüzünüzdeki şık bir gözlüğün etrafı sürekli kaydedebiliyor olması bizi biraz bu Black Mirror dizisinin belli bölümlerine götürüyor. Hiç unutmuyorum, o bölümlerden bir tanesinde göz bebeklerine yerleşmiş kameralar etrafı kaydediyorlardı ve onu hafızaya alıyorlardı. Hatta bir beyefendi o hafızadaki görüntüleri ileri geri ala ala eşinin başka bir adamla olan bakışmalarını fark edip aldatıldığını keşfediyordu gibi böyle çok rahatsız edici şeyler vardı. Burada tabii şimdilik henüz hafıza 30 saniye civarında en fazla kayıtlar yapılabiliyor. Ve Facebook aslında ürünü bir deneyim iyileştiricisi olarak ortaya koyuyor. Zaten ürün ismine Ray-Ban Stories demişler, Ray-Ban hikayeleri. Yani günlük olarak yaşadığımız şeyleri daha kolay kaydedebilelim. Anı yaşayalım çünkü biliyorsunuz bu Instagram, ne bileyim Snapchat falan delileri, bazen ben de yapıyorum bunu, o anı yaşamıyorlar da o anı kaydetmeye çalışıyorlar daha fazla ellerinde kamerayla. Diyor ki Facebook sizi bu dertten kurtaracağız diyor. Yani hem o anı yaşayın, tadını çıkarın, iyi bir deneyim yaşayın,
Hem de bir yandan istiyorsanız etrafı kaydedin ve anında paylaşabilin. Bak 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 ne kadar bizim iyiliğimizi düşmüşler. Ama tabii tartışmalar hemen başladı. En büyük tartışma da tahmin edeceğiniz üzerine gizlilik üzerine kopuyor şu anda. Yani bu gözlükle girdiğiniz bir ortamda her şeyi kaydedebiliyorsunuz. Bunun casusluktan sapıklığa her türlü amaçla kullanılabileceği kesin. Gözün üzerinde küçük bir ışık var. Çünkü Facebook diyor ki biz bunun diyor güvenlik tarafına, gizlilik tarafına çok önem verdik diyor. O yüzden de üzerinde bunun bir küçük ışık var. Kamera kayda geçince o ışık yanıyor böyle çerçevenin üstünde. Karşı tarafta bunu görebiliyor ve kayıtlı olduğunu anlıyor. Ama tabii hemen bazı insanlar bunu hacklemişler. Oraya bir siyah küçük bant takıyorsunuz ve o ışık da gözükmüyor. Ve böylece karşı taraf sizin kayıtlı olduğunuzu fark etmiyor. Belki hatırlayanlar var, bir ara Çin Tesla'ların Çin'deki stratejik bölgelere girmesini yasaklamıştı. Hala da yasak galiba. Çünkü biliyorsunuz Tesla'larda da göz var, etrafı görüyorlar. Bu sefer artık insan gözünde bunlar olacak. Benim tahminim bundan dolayı epey bir güvenlik tartışması çıkar. Ve daha evvel denenen bazı ürünlerin akıbeti burada bu Ray-Ban Facebook işbirliğinden çıkan Ray-Ban Stories'i de bekliyor olabilir. Daha evvel Google'ın bir Google Glasses diye bir denemesi vardı. Yıllar önce arkamda şu anda videosu, görüntüleri bunu görüyor olabilirsiniz. Pek işe yaramadı. O zamanlar tabii teknoloji pek buna uygun değildi herhalde. Çünkü o kuvvetli bir işlemciyi henüz küçültememişlerdi. Bundan çok küçülmesi gerekiyor. Minyatürize edilmesi gerekiyor buraya yerleşmesi için. Daha sonra Snapchat'in benzer bir denemesi oldu. 30 milyon dolara yakında para harcadılar. O proje de raftan kalktı. Ve o iki projede de yine gizlilik meselesi çok tartışılan konulardan bir tanesi olmuştu. Bu gözlüğüne yer açar tartışmalardan. Ama bence aslında burada daha büyük bir dönüşümün öncüsüyle karşı karşıyayız. Demin de özellikle öncü dedim. Bu öncülük demek ne demek? Bizi nereye doğru götürmeye çalışıyor Facebook? Onu anlatmak istiyorum. Bana sorarsanız Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in amacı gayet net. Bu artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik gözlükleri normalde çok tuhaf, çirkin şeyler oluyorlar. Yani böyle günlük hayata takılacak şeyler olmuyorlar. Oysa bu sefer bir Ray-Ban'le beraber geliştirmiş bir ürün var. Ve Zuckerberg anladığım kadarıyla Ray-Ban gibi şık bir ürünle ve iyi bir markayla birleştiğinde insanların 7/24 her yerde bu gözlükleri takmaya ikna edebilir miyim? Bununla ilgili güvenlik sorunlarına milletin alışmasını sağlayabilir miyim? Buradaki endişeleri giderebilir miyim? Buna bakmaya çalışıyor. Çünkü daha evvel de Mark Zuckerberg defalarca dile getirdi. Biz sanal alemin, yani Metaverse'ün, insanların sanal bir dünyada yaşadığı alemin imparatoru olmak istiyoruz diyor. Ve bunun için ellerinde her türlü araç var. Bir yandan Facebook ve Instagram gibi insanların saatlerini harcadığı iki aplikasyona sahipler. Bir yandan WhatsApp'tan insanların her gün bütün iletişimin içindeler. Bir yandan Oculus'un sahibiler. Oculus da en gelişkin bana sorarsanız sanal gerçeklik gözlüğü. Bir de üzerine bunu koyunca artık bu teknolojilerin bir yerde ileride merge edeceği ve Facebook'un günlük hayatta kullanılabilir bir artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gözlüğünü hayatımıza sokacağını tahmin edebiliyorum. O zaman endişeleriniz biraz daha fazla olabilir. Çünkü o zaman sadece kamera kaydı falan meselesi değil. Mesela karşımızdaki insana baktığımız zaman onun hakkında detaylı veri topluyor olmak, bir sokağa baktığımız zaman oradaki en iyi restoran ratingine hızlıca ulaşıyor olmak, canımız sıkıldığında gözümüz içindeki dünyada oyun oynayarak bir yandan da yolda yürümek gibi yeni bir evrene doğru gidiyor olacağız ve ben bu evrenin insanlar tarafından sevileceğini tahmin ediyorum. Bu iyidir veya kötüdür diye yargılamıyorum ama basit bakmak gerekirse dijital oyunlarda bu kadar vakit geçiren bir neslin artık aracılardan, yani ekranlar, işte joystickler, klavyeler, bunlardan kurtulup doğrudan gözlüklerinde 7/24 her yerde sanal alemde yaşayabildikleri bir evrene girmek isteyecek epey çok insan olduğunu düşünüyorum. Bu yönde büyük bir adım. Daha doğrusu adım küçük çünkü gözlük çok ilginç değil ama amaç büyük ve Facebook'un burada yanı Ray-Ban'i ortak olarak çekmiş olması hakikaten gelecek hakkındaki hırslarını ortaya koyuyor. Şimdi gözünde böyle bir gözlük olan insanlar neleri kaydetmek ister? Şimdi de biraz yaramazlık burada başlar bence. Eminim çok hoş amaçlar içinde kullanılabilir. Nitekim Facebook'un şu anda arkamda dönmekte olan tanıtım videosunda işte sanatçıların, fotoğrafçıların, koleksiyonerlerin bunu nasıl kullanacağına ilgili çok hoş şeyler anlatılıyor. Güzel örnekler var. Ama bir yandan da insanoğlu bu böyle bir araç eline geçince işte cinsellik, şiddet, bu tip ortamlarda da bu gözlükler elbette kullanılacak. İşin bir bölümü tartışmalı çünkü karşı tarafın bunun kayıt eden bir cihaz olduğunu anlamama ihtimali var. Özellikle ürün ilk tanıtıldı çünkü gerçekten gerçek bir gözlükten hiç farkı yok neredeyse. Ama esas daha büyük bir mesele
Facebook bu veriyi ne yapacak? Şimdi veriyi ikiye ayırmak lazım. Bir kaydettiğimizi bildiğimiz veriler var. Facebook onu ne yapacak ki? Geçmişte Facebook'un bu konuda kayıtları biliyorsunuz çok kötü. İşte seçimlerde bizim tercihlerimizi, neleri merak ettiğimiz, neleri izlediğimizi satmışlar başkalarına. WhatsApp'taki konuşmaları, görüşmeyi takip ettiği ortaya çıktı. Yani Facebook çok sabıkalı bir şirket bu konuda. Şimdi bir de şöyle bir şey daha devreye giriyor. Ya ben o kamerayla olsa da kaydetmiyorum sanıyorum ama acaba kaydetmiyor mu? Zuckerberg diyor ki kesinlikle diyor siz kapatınca hiçbir kayıt yapmayacak diyor. Ama ben nereden bileyim o nasıl işliyor. Bu yönden de aslında eğer bu gözlükler yayılırsa dünyanın her yerinde Facebook grubunun gözü olacak. Ve insanlar hep şu şüpheyle bakacaklar. Acaba kapalı mı açık mı kayıt yapıyor mu yapmıyor mu? Ben neye aracı oluyorum şu anda? İşin bir diğer tartışmalı yönü de bu. Yani George Orwell 1984 yazarken bence bu gözlükleri hayal bile edememiştir. O çok daha basit bakıyordu. Artık sadece böyle merkezi kameraların bizi gözlediği değil, bizim gözlüklerimize etrafa bakıp birbirimizi gözlemlediğimiz dünyada ortaya çıkıyor. Yani işin distopya tarafında da böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve arkasında bunun Apple olsa belki daha biraz içim rahat bakardım. Facebook ve Zuckerberg olunca herkes gibi ben de gayet şüpheciyim. Evet, Ray-Ban Stories epey tartışma yaratacağı benziyor. Önümüzdeki günler heyecanlı geçecek ama bu dönüşüm bence kaçınılmaz. Ben bir süre önce son cep telefonum ve son otomobilimi aldım diye tahmin ediyorum diye bir yazı yazmıştım. Belki denk gelenleriniz olmuştur. Otomobillerin yerini robot taksilerin alacağına eminim. Cep telefonlarının yerini de gözlük kamera kombinasyonları alacak. Bir de bu işe bu yönden bakmak lazım. Cep telefonu pazarı dünyanın en karlı işlerinden bir tanesi. Buranın ekmeğini büyük oranda Apple yiyor. Ama Apple bize yavaş yavaş mesajı vermeye başladı. Önce işte bu AirPod'ları hayatımıza soktular. Şimdi onların da bir gözlük projesi var. Facebook şimdi buradan gözlükten girdi. Bunlar yavaş yavaş bu telefondan bizi kurtaracaklar. İyi de bir şey bence. Benim en son telefonum bir iPhone X elimdeki. Umarım bu son cihazımdır. Başka almak zorunda kalmadan şunları sıçrarız. Çünkü cebimde böyle kocaman bir şey taşıyacağımı bir gözlük, bir kulaklıkla bu işleri halletmek isterim ve o riskleri göze alırım. Ray-Ban'in benim gözümdeki en büyük sorunu bana hiç yakışmayan modellerde yapmışlar bu ürünü. Ne olur onu bir var ya Tom Cruise'un taktığı bir pilot gözlüğü var. Bir de Ray-Ban'in o modeli bana yakışıyor. O damlalı çünkü benim yüzümün yuvarlaklığını da kapatıyor. Onu da yapın bunu. Ray-Ban'cılar o zaman alırım. O zaman da sizin hakkınızda çok iyi şeyler söylerim. Böyle de satarım yani olayı diyeyim. Evet, konu bugünlük bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her zamanki gibi eğer hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Her pazartesi, çarşamba ve cuma podcast veya videolarla karşınızdayım. Salı, perşembe ve pazar günleri de yazılarımla beraber olabiliriz. O yazılara ulaşmak istiyorsanız ve hiçbir içeriğimi kaçırmak istemiyorsanız haddiniaş.net'e gidin. Benim ana web sayfam aşağıda adresi var. Orada bedava bir e-bülten var. Ona üye olun. İçerikler size gelsin. Artı Twitter'da ve Instagram'da da epey aktifim. Oralarda da görüşebiliriz belki. Linklerini aşağıya koyuyorum. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.